Business.com için hazırladığımız teknoloji programımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir konuya gireceğiz. Dijital medyayı konuşacağız. Dijital içerik nasıl yapılabilir, nasıl gündem olabilir sosyal medyada? Bunu işin uzmanına soracağız. Sizlerden gelecek olan soruları da bekliyoruz. Business.com Live'da, Periscope'tan, Twitter'dan, Facebook'tan. Haydi. Sorularınızı alacağız. Bugün kim bizlerle birlikte? KOF Animasyon kurucusu Gökhan Okur. Gökhan Bey, siz daha çok hani KOF dendi mi akla hemen şey geliyor. Zeki Müren'le yapmış olduğunuz işte animasyon, Süleyman Seba. Hakikaten duygulandım onu izlerken. Evet. O ayrı bir şeydi. Diğer yanda Bülent Ersoy için hem kişiler hem kurumlara özel yapıyorsunuz, özel günlere. Peki bu fikir nasıl doğdu? Özellikle reklam sektörü dijitalin içerisine girdi ve yıllar içerisinde biraz da gelişimine bakalım. Burada nasıl bir pazar ve fırsat var? Birkaç soruyu bir arada sordunuz şimdi. Evet. Başından sökmeye başlayayım. Şöyle ki, o Zeki Müren, Müslüm Gürses, Süleyman Seba projeleri aslında ziyaret ettiğimiz Zeki Müren sergisiyle gerçekleşti. İşte Benim Zeki Müren diye bir sergi yapılmıştı Taksim'de. Yapı Kredi düzenledi. 3 katlı inanılmaz bir sergiydi o. Ben Zeki Müren'i hepimiz biliyoruz, tanıyoruz ama öyle bir zenginliğe, öyle bir geçmişe sahip olduğunu farkında değildim ben. Yani tekstille uğraştığı, resimle uğraştığı, defterlerine yazdığı notlar, kıyafetleri, eski fotoğraflar. Biz o sergiyi dolaştığımız zaman çok etkilendik ve istedik yani Zeki Müren'le ilgili bir iş yapalım. Zeki Müren'in hayatını kendi dilimizle, KOF'un diliyle anlatalım istedik. Bizim için bir denemeydi o. Fakat geri dönüşleri çok iyi oldu, geri dönüşleri çok etkili oldu. Şimdi arkada da sizin animasyona veriyoruz. Evet, paşa. Aynen. Onu çok tatlı anlatmışsınız. Öyle bir anlatmışsınız ki o paşayı insan bir daha yaşıyor içerisinde. Doğru. Çok ayrı bir medya değil mi? Medya ya. Buranın geleceği nasıl görüyorsun? Animasyonun geleceği parlak. Animasyonun geleceği daha da açılacak. Çünkü şöyle bir durum var aslında. 2000'lerle beraber bilgi görselleştirmesi hayatımıza girdi. O dönem ortaya çıkan bir infografik diye bir kavram oldu. Bilgiler daha hızlı, anlaşılır. Böyle bir A4'ün içerisinde koca raporlar bir araya konulur oldu. Bunun getirdiği bilgiyi hızlı tüketme, bilgiye hızlı ulaşma da var işin içerisinde. Ve görsellikle o bilgiyi hızlı aktarmak bir artık ihtiyaca dönüştü. Bu 2000'li yıllarda başlayan bilginin hızlı aktarılmasıyla beraber animasyona ihtiyaç doğdu. Çünkü animasyon prodüksiyonu normal çekimli işlere göre çok daha hızlı. Revizyonu çok daha kolay. Zamana daha iyi dayanıyor. Modası daha zor geçiyor. Ve aslında herkesin buna ihtiyacı var. Mesela ben son trendlerde artık şunu görüyorum. Sadece müşterisine ulaşmak isteyen markaların reklamı değil, firmaların, bankaların, kurumsal firmaların, işte 1000, 5000, 10000, 20000 çalışana ulaşan firmaların kendi içeriklerini, eğitimlerini animasyona dönüştürmek gibi bir çabaları var. Evet. Şundan çok şikayetçiler, PowerPoint sunumlar hazırlıyorlar, insanları salonlara dolduruyorlar, yarım saat, bir saat anlatıyorlar. Bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Kimseye bunu tam olarak anlatamıyoruz, öğretemiyoruz. Dokümanlar hazırlıyoruz, belgeler veriyoruz. Bunların okunup okunmadığından emin değiliz. O yüzden böyle bir animasyona doğru kayma siz var. Siz bunu bir hikayeyle anlatıyorsunuz ancak bu hikaye de içerisini çok iyi dolduruyorsunuz. İçerik de çok önemli. Tabii ki. Özellikle şimdi bir de sosyal medya kısmı var. İlk etapta sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini düşünmüş müydünüz? Bir de şunu sorayım. Sosyal medyada hani viral, TT olmanın sırları da vardır kuşkusuz. Yani bir takım ipuçları var ama böyle nasıl diyeyim, taşlara kazınmış kuralları yok bu işin. Evet. Aslında herkes bunun peşinde, bütün dünya bunun peşinde. Bu viralin formülü nedir? Bunun peşindeler ama birkaç şeyin altını çizebiliriz tabii ki. Bir kere TT olacak, viral olacak, herkesin paylaşacağı filmin kesinlikle ve kesinlikle duygulara hitap etmesi gerekiyor. Ama böyle hafif okşarcalı değil, yumruk gibi hitap etmesi gerekiyor. Güldürecekse yerlere düşürmesi, ağlatacaksa hüngür hüngür. Tıpkı bu arkadaki Müslüm gibi, değil mi? Müslüm Aynen. Baba gibi. Böyle arkada ezikler, ağlıyorlar, yıkılıyorlar. Kesinlikle. Damardan yani giriyorsunuz. Kesinlikle. Hikayeyi öyle veriyorum diyorsun. Kesinlikle. Yani o duygular oynuyorsun. Kesinlikle. Duyguyu tetiklemesi lazım. Ancak duygu tetiklenirse o kullanıcı beğen butonuna basıyor, o paylaş butonuna basıyor ya da bir yorum yazıyor. Şöyle söyleyeyim. Sosyal medyanın ilk çıktığı zamanlarda paylaşmak, beğenmek çok ucuzdu. Herkes böyle pıt pıt atıyordu. Ama şimdi şu zamanda
beğenmek, paylaşmak, yorum yapmak sanki insanların cebindeki para gibi. Çok zor harcıyorlar. Evet. Çok zor veriyorlar. Halbuki sonsuz tık tık basabilirler ama böyle damlalıkla harcıyoruz biz bunu. Özellikle de Facebook'ta. Onun kendine has bir takım dinamikleri var. Mesela şöyle değerlendirmek lazım. Bir insana bir şey paylaştırdığınız zaman o insanın kim olduğuna dair bir bilgi de veriyorsunuz. Kesinlikle. Yani politik bir şey paylaşıyorsa diyorsunuz ki işte bu şu görüşe sahip. İnsan bunu söyleyebildiği kadar o paylaşımlara giriyor ve şey noktası çok yaşanıyor. Ya ben bunu paylaşırsam etrafımdaki insanlar beni yanlış anlayacaklar, beni hor görecekler. Evet, özellikle bazı sosyal projelerde de acaba evet. beni bu gruba mı dahil ederler Kesinlikle. Sorusu da akıllara geliyor. Kesinlikle. Onu da sorucum ama izleyicilerden de sorular geliyor. İyi bir animasyonun özellikleri neler olmalı? Aslında bu biraz hani ben dedim nasıl gündem çıkabilir? Tabii bu kuşkusuz bununla da bağlantılı evet. bir soru. Bir, duyguları çok yoğun kesinlikle, vereceğiz. Kesinlikle. Yani sarsmalı. İzleyeni sarsmalı. İki. İki, hızlı okutmalı kendini. Algısı hızlı okutmalı. Yani izleyen bunu düşünmüyor olmalı. Ne izlediğini düşünmüyor olmalı. Onu izlediği zaman mesajını direkt karşı tarafa aktarabiliyor olmalı film. Bir teknik bir şey daha söyleyeyim. Bu biraz animasyon meraklılarına olsun. Ağırlığı hissetmek çok önemli. Ağırlık derken durumun ağırlığı değil. Ne demek biraz anlayalım. Ağırlığı hissetmek bu biraz, diyorsun. Bu biraz ne teknik, demek? Bu çok bu böyle şifreli şey oldu. Ağırlığı hissetmek. Yani neyi şöyle, ağırlığı hissedeceğiz Gökhan? Dur sen şimdi bize bir aç biraz. Tamam bu bir tık teknik bir şey oldu ama olsun. Bence bunun altını çizmekte fayda var. Evet. Ne kadar kötü çizerseniz çizin. Çala kalem, çöp adamlar ne yaparsanız yapın. Evet. Eğer biz karakterin orada yaşadığını hissedersek ki bu da ağırlığını hissetmekten geçiyor. Yani yer çekimiyle olan ilişkisini hissetmekten geçiyor. Eğer karakterler havalarda uçuyorsa izleyen onu direkt kenara Bunu koyuyor. Bunu nasıl sağlıyorsun? Hani karakter havada uçmayacak da onu içeriği tabii çok iyi biliyor olacağım. Hı hı. Çünkü senin özellikle animasyonu yaptığın animasyonu seyrettim. Hakikaten sen onun hayatını girmişsin, kitapları okumuşsun, ezberlemişsin. Evet. zaten evet, ki evet. animasyonda zaten o içerikle onu bize veriyorsun. Evet evet ya içerik işin ya, temeli. Ağırlığı hissetmek dediğim bu mu içerik mi? Değil. Ağırlığı hissetmek peki? aslında o karakterin orada yaşadığını hissetmek. Hı. Canlandırmak bir hani animasyon diyoruz ya. Film. Tamam. Evet, animasyonun canlandırmak aslında. Canlı olduğunu hissetmeye ihtiyacımız var. Peki, soracağım, dördü soracağım da Cengiz Kürban der ki yapılan çalışmalarda emeğinizin hakkını alıyor musunuz? Güzel bir soru. Emeğin hakkını. İyi tabii bu iş böyle bir yere kadar başladın. Ya, sen elektrik elektronik mühendisisin. Doğru. Üzerine Sabancı Üniversitesi'nde master'ını tasarım üzerine yapmışsın. Bayağı bir kariyer. Bunlarla uğraşıyorsun. Yıllardır. Bir noktada da hani bir bütçeden bir yere kadar. Emeğin hakkını alıyor, veriyor mu? Yani daha yeni mi Türkiye'de? Dünyada nasıl, Türkiye'de nasıl bu iş? Aslına bakarsanız dünyanın her tarafında... Samimiyetle. Tamam. Aslına bakarsanız dünyanın her tarafında animasyon sektörüyle uğraşan insanların bir derdi var. Emeğimizi alamıyoruz yani. Hollywood'da şu anda... Tüm dünyada yani. Tabii. Hollywood'da mesela özel efekt firmaları grevlere gidiyorlar. Hatta bu Oscar kazanan P'nin hayatı filmini yapan, onun evet. özel efektlerini yapan ki filmin %70-80'i özel efektir. O firma Doğru. battı mesela. Oscar Ama alan bir dur şimdi film. Girişimcilere böyle heyecanlanan insanlara gider böyle battı mı? Oyun pazarı da sizin aslında size büyük bir potansiyel sunuyor değil mi? Tabii ki. Şimdi 80'lerde gözdeydi, 90'larda tekrar indi. Bu yani şu 5-6 yıldır yeniden bir arttı. Tabii ki tabii İlgi ki. Arttı. Oyun pazarıyla animasyon sektörü kol koladır. Evet. Neredeyse bir beynin iki yarısı gibi. Hı hı. Arkada kod koşar ama kullanıcı aslında animasyonla deneyimler yaşadığı şeyi. O bağlamda oyun sektörü tabii ki animasyona büyük bir lokomotif, yeni eklenen bir lokomotif. Hı hı. O bağlamda animasyon işler yerini buluyorlar oyun sektöründe ve oyun firmaları da mecburlar aslında Çok. Animasyon insanlarını barındırma içlerinde. Fakat karşılığını alıyor muyuz sorusuna? Türkiye'de. Geri dönersek ya tabii maddi olarak karşılıklarını çok bulamıyoruz ama şöyle bir durum var. Biz sevdalısıyız bu işin. Çok kendimizi motive ederek yapıyoruz ve filmlerin izleniyor olması mesela bence çok iyi bir geri dönüş. Filmleri yapsak ve izlenmiyor olsa yani o daha büyük bir sorun ama filmlerin izleniyor oluşu çok büyük bir geri dönüş. Onun ötesinde evet. şöyle bir durum var. Ben bu işlerle uğraşan firmalarda şeyin eksikliğini görüyorum. Yani kendilerine iş yapan firmalar çok az. Benim KOF dışında bildiğim başka bir firmada yok aslında. Kendilerine bir iş yapmıyorlar. Biz mesela işte Zeki Müren, Müslüm Gürses, Süleyman Seba filmlerini yaptıktan sonra
farklı sektörlerden işler de almaya başlıyoruz. Zaten şunu söyleyeyim, ben en çok onlara kilitlendim. Hı hı. O işlere kilitlendim. Ben Süleyman Seba'ya kilitlendim. Hı hı. Hikayelere, biyografilere kilitlendim. Evet. Müslüm Gürses'e kilitlendim. Zeki Müren'de Paşa'ya kilitlendim. Evet, hakikaten evet, sana evet. hayatı veriyorsun. Evet. Yani işi ticari değil. Böyle hayat boyutuyla daha çok tabii ki çekiyorsun. Hı hı. Şimdi Cengiz Küban der ki Türkiye'de üniversitelerde eğitimi veriliyor mu? Veriliyor. Hı. Veriliyor. Çok harika. 4 üniversitede var. Hangilerinde? Anadolu Üniversitesi'nde var ki Anadolu Üniversitesi hı hı. en köklü animasyon bölümüne sahip. En flash öğrenciler oradan çıkıyor. Maltepe Üniversitesi'nde var. Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi'nde var. İzmir'de yanılmıyorsam Aydın Üniversitesi'nde var. Ben bu dördünü biliyorum. Animasyon eğitimi var. İyi hocalar da var. Çok iyi öğrenciler de var. Yani bu işin eğitimi var. Ama şu var. İnternet zamanında, internet dünyasında yani eğitim bekliyor olmak çok yanlış. Her taraf yer gök eğitim aslında. Tabii. Girin yazın, izleyin, emeğinizi verin. Tamamsınız. Peki sen bu işe girerken ne kadarlık bir bütçeyle, sermayeyle ve ne kadarlık bir ekiple başladın? Hani bu girişimcilere de biraz artık ipucu verirken bunları Peki. da söyle. Yani bunları söylemeden olmaz. Tamam. Benim girişim hikayem sıfır bütçe. İyi. Tamamıyla sıfır bütçe. Şöyle ki işte tasarım okulundan mezun oldum ve freelance çalışmaya başladım. 6 yıl freelance çalıştım ve Maltepe Üniversitesi'nde dersler vermeye yani güzel başladım. Güzel bir deneyim var işte. En önemli sermayen evet. deneyimin. Deneyim ve kesinlikle. Özellikle üniversite altyapın da var çünkü tasarım yüksek gördüğün evet. öbür yanda internette elektrik elektronik mühendislerinde de internetten zaten yaşıyorsun yani iyi bir altyapı var. Ya mühendisliğin getirdiği şey aslında şu oldu, çalışma disiplini. Sosyal bilimlerde güzel sanatlarla uğraşan insanlarla bir mühendisliklerin arasında evet. öyle bir fark var. Bir çalışma disiplini aşılıyor mühendislik tarafı. Bir de problem çözme yetisi aşılıyor aslında. Doğru. Onları getirdiğimi söyleyebilirim. Yoksa interneti kullanmakla ilgili bir faydası olduğunu söyleyebileceğim. Evet. Peki devamında evet ne kadarlık bir ekiple başladın? Tek kendin mi başladın yoksa birkaç arkadaş mı başladınız? Hani bu işe... Şöyle, işte 6 yıl tek başıma çalıştım ve o zamanlar Maltepe Üniversitesi'nde ders veriyordum. Çok büyük bir proje geldi. Tek başıma altından kalkamayacağım bir proje geldi. Ve en parlak iki öğrencime gittim. Dedim ki elimde çok güzel bir proje var. Gelin bunu beraber yapalım. Tamam dediler onlar da, heves duydular. Biz 3 kişi o projeyi çıkardık. Proje bitti. Dedim tamam proje bitti. Onlar dediler ki biz gitmeyeceğiz. Biz buradayız. Evet. Sevdik burayı, devam etmek istiyoruz. O şekilde kuruldu aslında. Yani bir iş ve benim bağlantılarım böyle nasıl diyeyim, gezegenler hani senelerde bir aynı noktaya gelirler gibi. O iş ve o bağlantılar aslında KOF'u kurdu. Bir şekilde. KOF'un var mı bir anlamı? Aslında kofti'den geliyor. O yani nereden geliyor? Ki içi boş, kirli, çürük, adi gibi. Yani böyle bir... Ters köşe bir durum var. Hani kof ama işler güzel. Ben o şeyi seviyorum. O duruşu seviyorum aslında. Bizi sosyal medyada takip ederlerse şeyi de görecekler. Biz çok samimi bir iletişim kuruyoruz. Hem takipçilerimizle hem müşterilerimizle. O biraz bizim mı? Samimiyetimizi özellikle de getiriyor. Hangi animasyonu beğendiniz? Şimdi belki vaktiniz varsa çok kısa sürede bakabilirsiniz. KOF animasyondan girip özellikle hangilerini şirketlere özel de yapıyorsun? Yapıyoruz şirketlere. Çok farklı. Ama burada özellikle sosyal mesaj veriyorsun. Örneğin Babalar Günü'nde Tesla'yı kullanmışsın, Galileo'yu kullanmışsın, bilim insanlarını kullanmışsın ve onların hayatını şöyle 20 saniyede hap gibi vermişsin. Doğru. O aslında bir ticari iş bizim için. Yani sipariş edilmiş bir iş. Ve orada da aslında dış ses metni belli bir şekilde geliyor proje. Evet. Biz orada şeye bakıyoruz. Bu dış ses metnine söyledim ya en hızlı algıyı kurmak. Aslında karşı tarafın ne izlediğini ona düşündürmeden vermek. Tabii biraz da hani sanatsal dokunuşla keyifli, izlenebilir, bakılabilir bir iş çıkarmak var. O noktada senaryoyu incelediğimiz zaman ekranda ne görmek istediğimizi ekibin içerisinde defa defa tartışıyoruz. Nasıl yaklaşalım? Nasıl bir açı kullanalım? İçerideki çizim ögeleri neler olsun ki mesajımız doğru aksın diye tartışıyoruz. Gökhan içeride. Şunu da sorayım. Örneğin bir Zeki Müren evet. animasyonu için. Ne kadar uğraştın? Süresi ne kadar ve uğraştın verdiğin emek? Sen artı ekibin kaç kişi çalıştı? Zeki Müren işi en basit iş oldu bu seri evet. içerisinde diye söyleyeyim. Biz Zeki Müren işi için 3 hafta 6 kişi uğraştık. Peki Süleyman Seba
özellikle bir Fenerbahçeli olarak hakikaten bitti. Yani Beşiktaşlı evet. mısın? Ben onu aslında söyleyeyim. Eskişehir sporluyum. Peki. Ya hakikaten Beşiktaşlılara özel bu kadar güzel bir şey olabilir evet, mi? Evet, güzel. Yani insan duygulanıyor yani. Hakikaten çok güzel bir. Eline sağlık. Süleyman Seba çünkü siyah beyaz, hiç renk kullanmadan evet. siyah beyaz. Orada çok farklı bir teknik kullanmışsın ve Doğru. uzun. Çok efektler var. O kaç, ne kadar süreni aldı? Senaryo yazımı bir ay kadar sürdü. 8 kişilik bir ekiple 2 ay boyunca uğraştık ona. Bayağı geceli gündüzlü 2 ay 8 kişi nasıl diyeyim çok maliyetli bir iş oldu. Bu arada herkes de tabii ki Seba diyor. Tabii ki Seba. Bir yerde de gerçi güzel ama hakikaten evet. eline sağlık. Fenerbahçeli sağ olarak Süleyman Seba'yı ben de çok beğendim. Duyguları çok iyi oynuyorsunuz. Duyguları oynamak zorunda. Şunu sorayım. Bundan sonraki hayali nedir? Neyin animasyonunu yapacağım? Yani vardır muhakkak aklımda şunu yapacağım ama biraz daha bilgisini toplayayım yani biraz daha feedback alayım diyorsun. Vardır bir ya şey. Ya kesinlikle aslında tam da öyle bir konunun başlangıcındayım şu anda. Nedir bu konu? Şöyle bir TV serisi yapsak diye de istiyoruz. Bir mevcut bir filmin serisi mi? Yok hayır. Farklı. Orijinal karakterler, evet. orijinal bir dünya, bizim yarattığımız bir dünya, bizim karakterlerimiz. Özgün dünyada var mı böyle örnekleri? Hikaye. Hikaye, böyle bir örnekler. Yani aslında... Örneği bizim, var mı? Tabii i̇şte. Ki pek çok pek çok TV serisi aslında. Hani özgün karakterlerle yapılan işler. Biz de kendi özgün dünyamızı kuralım istiyoruz. Çünkü burada, bu filmlerde aslında devlerin omuzlarında yükseliyoruz. Çünkü onlar evet. birer dev. Evet. Biz onların omuzlarında yükseliyoruz. Karakterler bir selam, çok önemli. Evet. Peki bu karakterleri nereden bulacaksın? Yani, aslında Türkiye'de sıkıntı çekmezsin. Yok çekmeyiz. Popüler kişilerden mi kullanacaksın yoksa sen sokakta, arabada, metrobüste karşılaştığın yani evet, bu vatandaş. Sefer, evet bu sefer aslında kendi hikayelerimize döneceğiz. Şey de yapıyoruz biz mesela Facebook sayfamızdan. Bütün çalışanları karakterleştirip onların hikayelerini de anlatıyoruz. Ofis içinde yaşanan hikayeleri de anlatıyoruz Facebook sayfamızdan. Mesela orada şeyi gözlemliyorum ben. Kendi içimizden çıkan hikayeleri de seviyor insanlar. Onları da takip ediyorlar. Onlarla da ilişki kuruyorlar. Devlerin omuzlarında yükselmek başka bir şey ama kendi hikayelerimizi anlatmayı da istiyorum ben. Kuvvetli bir kalem gerektirir. Ekibim çok iyi. Ekip evet. süper yani. Bu işleri çıkaran ekip daha neler neler yapacak. Tabii şimdi bir de şu özellikle şimdi sizin iş dijital olur. Yani dijital diyebiliriz buna. Animasyon dijital hali. Yapay zekayı çok bahsediyoruz. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde birçok evet. mesleği alacak. Sizin Doğru. için de böyle bir risk olur mu? Yani yapay zeka da bunu yapabilir ama sen birinci başarı şartı duygu. Yapay zeka o duyguyu verebilir mi? Ya verebilir. Verebilir mi? Verebilir. Ay. Peki. Verebilir. Çünkü şöyle şeyler de başladı. Mesela bir yapay zekanın yazdığı senaryonun filmi çekildi. İnsanlara izletildi. Hangisi o biz de izleyelim. Şimdi ismi aklımda değil. Dönüş yapayım size o konuyla Çok ilgili. Sevinirim. Bakalım o nasıl bir şey yazdı. Hatta bir roman yarışmasına bir yapay zekanın yazdığı roman gönderildi. Jürinin önüne kondu ve jüri anlayamadı hangisi bunun yapay zekanın getirdiği roman. Biz hangisi gerçek insanın yazdığı roman. Bunu bilemedi. Hatta şöyle de söyleyeyim. Şu anda mesela yapay zekayla logo tasarlayan web siteleri var ortada. Oraya girip işte firmanızın adını evet. yazıp aşağı yukarı neler istediğinizi belirtip böyle bir takım yönergeleri takip ederek birkaç dakika içerisinde karşınıza 30-40 tane logo çıkartabiliyor yapay ya zeka. Peki ben Gökhan şeyi anlayamıyorum yani duygu işine nasıl giriyor? Sen Süleyman Seba'da artık bizi ağlatacak mısın? Yapay zeka nasıl yapacak? Yani o nasıl kodlama çözülebildi mi? Yani şöyle... O işin artık sırrını çözdülerse yani... Dünyada hakikaten dünya nüfusunun çok büyük bir kısmı işsiz kalacak artık duygu kısmını da çözerler. Ya, sanatçıları da sana elinden alırlar mesleklerini. Hayır şöyle bakmak lazım. Hani otomotivde yani. Sanayide anlarım da böyle işlerde. Yok hayır şöyle bakmak lazım konuya. Sonuçta mesela animasyon eğitimi veren okullar var değil mi? İşte edebiyat eğitimi veren okullar var, tiyatro eğitimi veren okullar var. Burada bir bilgi aktarım var. Sonuçta insan bilgiyi öğreniyor aslında makineler de öğreniyor. Biz makinelerin öğrenmesiyle buraya varacağız. Makinelerde sonuçta yani şeyi öğrenecekler. Bir hikaye örgüsünü öğrenecekler. Bir kahramanın döngüsünü öğrenecekler. Yani bu ta şeyden gelen bir hikaye. Antik Yunan'dan gelen hikayeleri biz aslında hala devşiriyoruz. Yani Stephen King'in çok meşhur bir lafı var. Dünya üzerinde 13 tane hikaye vardır der. Bu 13 tane hikayeyi öğrenirse eğer bu yapay zeka ki yapay zekanın meselesi küt diye ortaya koymak değil aslında sürecin içerisinde evet. öğrenebilmek, çözümleri öğrenen makineler evet. yaratıyor olmak. Evet. Bunları öğrendiği zaman yapay zeka o zaman o bizim
duyguyu nasıl yapacak dediğimiz şeyleri tıkır tıkır önümüze dizecek ve biz seçeceğiz. Şu duyguyu alayım, bu duyguyu alayım, bu duyguyu alayım. Hadi karakterimin hikayesini kur demeye başlayacağız. Bu arada hemen It's No Game ve 25 Nisan'da da yayınlanmış yapay zekanın hazırladığı animasyon filmi. Editörlerim buradan bana özellikle bilgisini geçtiler. Peki şimdi bir takım sorularımız da tabii artıyor. Ben hemen onlara da ben yanıt vermek istiyorum. Ah, bilgisayarımda şey var, onu konuşuruz ama. Tamam. Hemen. Kahraman bir karakter düşünüyor musunuz demiş. Cengiz Kuyuban. Kahraman bir karakter. Yani böyle süper hirolar gibi mi? Aynen. Diyoruz. Belki mevcuttaki, belki ya, bir Superman, belki Batman veya belki dünya tarihinde kahramanlık yazmış birini düşünüyor musun? Yok, kahramanlık hikayelerine gitmek istemem aslında. Ben mizahla daha çok iç içe bir yerde duruyorum. Ya da hani duygulara hitap eden bir yerde duruyorum. Kahraman hikayelerinde duygu yaratmak çok daha zor. Kahramanlar böyle bizden uzakta tanrılaşmış, genelde mesafemizi koruduğumuz tipler oluyor. Onların mizahıyla biraz da kahraman meselesi Amerikalıların kültüründen yeşermiş bir şey. O bağlamda ben mizaha yönelmeyi daha çok tercih ediyorum. Günümüzün hikayelerini konuşmayı daha çok tercih ediyorum. O yüzden kahramana gitmeyeceğiz. Kahramana gitmeyin. Peki bir lider düşünür müsün? Cumhuriyetimizin kurucusu belki Mustafa Kemal Atatürk. Neden olmasın? Özel bir lider. Hadi şimdi sana iş 30 şimdi Ağustos veya 19 Mayıs'ta. Bu da çok isteniyor bizden. İşte bu Zeki Müslüm Seban'ın ardından bir Atatürk filmi çok isteniyor. Ben şöyle cevap veriyorum ona. Biraz daha pişmemiz lazım. Tamam, hadi biraz siz pişin. Siz pişin. Bizim de programımızın sonuna geldi. Tamam, artık inşallah süper. Bir sonraki yayınımızda pişmiş de olur bir şeyler de bize hazırlarsın. İnşallah. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzına emeğine sağlık diyelim. Sağ başarılar dileyelim. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle biz de STT.com'da teknoloji programımızı bugünlük burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.